Yat ve teknelere TİK çalışması ile ilgili aşama aşama geçecek olursak, birinci aşamada eğer yeniden TİK yapılacaksa kalıp çıkartma işlemi yapılır. Bu kalıp çıkartma işlemi bizzat teknenin içerisinde kalıpları çıkartılır normal fon kağıdıyla. Daha sonra bu kalıplar atölyeye gelerek atölyede buna uygun şekilde yine 4 milim marin kontraplak üzerine uygulama yapılarak kalıplar marin kontraplak üzerine geçirilir. Geçirilen bu kalıplar herhangi bir hataya sebebiyet vermemek üzere tekrar teknede provası yapılır. Prova aşaması biten kalıplar tekrar atölyeye gelir. Yine müşterinin isteğine bağlı olarak ve bizim de tavsiyemiz neticesinde tiklerimiz kalıp üzerine kesilerek yerleştirilir. En son kontroller yapıldıktan sonra artık bunu yapıştırma işlemine geçilir. Yapıştırma işleminde tabii bunda en önemli konu ilaçların doğru kullanılmasıdır. Mesela Tika 290 Primer dediğimiz bir ürün vardır. Bu mutlaka tiklerin arkasına ve kontraplak üzerine sürülmesi gereken bir ilaç. Daha sonra yine Sika ürünlerinden 298 Brom dediğimiz ürünle tiklerimiz marin kontraplak üzerine yapıştırılır. Yapıştırma işleminden sonra 24 saat beklenir. Bu sefer Sikaflex 290 dediğimiz bilek ürünü derz aralarındaki boşluklara hava almayacak şekilde Sika sıkmadan önce yine Primer 290 DC Primer uygulaması yapılır. Ondan sonra 290 siyah bilek ürünü üzerine yerleştirilir, sürülür. Ve hava almasın diye de bir patatesle, bu ince bir ayrıntıdır, patatesle güzelce üzerine bastırılır. Akabinde bunlar da yine 36 saat tik üzerinde kalacak şekilde bekletilir. Daha sonra zımpara aşamasına gelmiş olan tik kalıplarımız zımparaya girilir. İlk önce 40'lık zımpara, daha sonra 80'lik, 100'lük, 120, 220'ye kadar da zımpara çıkartılır. Tikler bu aşamada tamamen atölyede bitmiş pozisyondadır. Daha sonra bu kalıplar tekneye götürülür. Teknede montaj işlemine geçilir. Montaj işleminde ise montajın yapılacağı yerin tamamen çok güzel bir şekilde temizlenmesi gerekmektedir. Burada yine 298'de yardımıyla kalıplar yapıştırılır. Üzerine ağırlık konur. Burada da bu şekilde bir 24 saat beklenir. Daha sonra da yerleştiren tik kalıpların çevresine Sika çekimi vardır. Güzelce maskeleme, mavi bantla maskeleme yapılarak çift taraflı 290 siyah Sika işlemi uygulanarak Sikalar çekilir ve bantları anında kaldırılır. Daha sonra bu Sikanın da kuruması beklenir. Kuruduktan sonra 24 saat geçtikten sonra da tekrar tikin ömrünün uzun tutması, parlaklık ve canlı bir görüntü vermek için sıfır yapılan tike sadece tik wonder, brown sıvı uygulaması yapılır. Bir temiz bir bez yardımıyla veya sünger yardımıyla yapılır ve güneşte bunun kuruması beklenir. Bu aşamada kuruduktan sonra tiklerimiz tamamen bitmiş pozisyondadır. Müşteriye bu şekilde teslim edilir.